Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video başlasın o zaman. Burada Türk'ün zekasıyla oynuyorlar kardeşim. I am fuck you. 18 yaş altı arkadaşlarımız için zararlı. $5 vermişim. Berbat ortalık. Çok berbat ortalık. Karışık yani. İnsanlarda para yok. Yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Yuh. Yuh. Nasıl bir yol? Nefret ediyorum var ya şöyle yerlerden. How you doing my friend? Bu şortu giydim ben 2 gün önce. Aşkım ev boş akşam bana gelsin mi? Kapıdayım aga. Bu kamerayı açtım ama hala uyuyorum. Peki uyumadan evvel neler hissediyorsunuz? Halil Bey. Oğlum çekiyorsan çek adamı hasta. Acelen nedir? Nedir bu içindeki stresin, sıkıntın? Sen misin lan? Neden geldin lan? Nereye gidiyorsun? Şu öndeki... Tim her taraf uçak. Tamam. Evet yarışmacımız Yaşar. Harbiden kuleye getirdiniz oğlum beni ya. Piste mi sokacaksınız, ne yapacaksınız? Ne baktın, dönemeyeceğim mi sandın oğlum? Ananı avradını oğlum dur. Şunun kalınlığına bak ya. Felaket. Yeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün bak göstereyim neredeyiz. Bugün Wisconsin'dayız. Bugün bir türlü yazın gelmediği bir yerdeyiz. Sabah yeni uyandım. Bu karşıya Petro Stop & Center açılmış. İçerisinde Dunkin Donut falan var. Gideyim bir elimi yüzümü yıkayayım orada. Sabahları kalktığımda ne yapıyorsak onu yapalım. Önce maillere ya da gelen mesajlar varsa onlara. Arkadaşların bir şeye ihtiyacı var mı yok mu onlara. Yani şoför arkadaşların. Onlara bakıyoruz. YouTube yorumları var. Onlarca mail var. Instagram'dan da böyle antin kontin videolar işte. Neyse dostlar, ne yapalım? İlk yapmamız gereken şeyi unutuyoruz ama. Biraz workout yapıyoruz. Bunlar 7,5 kilodan, yani her bir tanesi 7,5 kilodan. Yaklaşık 20'li 3 set yaptıktan sonra yoruyor işte. Yan durarak yapamıyorum çünkü sağa sola çarpıyor. Bunu yaptıktan sonra bir 40-45 saniye bir mola vermek gerekiyor. 45 saniye mola vermek gerekiyor. Sonra tekrardan başlamak gerekiyor. Düzgün dur işte daha. Neyse, içeri doğru giderken görüşürüz dostlar. Ben yapmam gerekeni yapayım sabah sporu. Bir iki şınavımdan falan. Görüşürüz. Arkadaş bir türlü çıkamadım. Mükemmel. %100 diyor. Az önce %79 diyor. Birazdan açıldığında beni gösteriyor mu? Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video başlasın o zaman. Dur, hemen dur, gitme dur. Dur, bekle. Bunu buraya takıyoruz. Diğer kamera pili tamamen bitmiş. Şuradan. Bakın sabah normalde ben 2 saat önce yük bırakmam lazımdı. Hazırlıklarda, onlarda, bunlarda derken işte gelen mail'ler, kahvaltılar, onlar, bunlar çıkamadık. Daha çıkacağız. Daha da yük, yani yükü bıraktıktan sonra iş de bitmiyor. Bugün pazartesi. Bereketi oğlum. Daha dur onu sen perşembe teslim ede. Dur abi dur. Evet, %99'da bundan aldık. Mükemmel bir batarya değiştirme. Bunu taktık buraya. İşin içinde bayağı bir mess var burada. Bütün malzemeler. Çekiyor mu la kral? Hı, çek. Şimdi burayı size dün akşam ufaktan değil, sabahtan gösterdim. Gecem gündüzüme karıştı ya. Şimdi arkadaşlar şu tarafta bir yerde buranın gate'i var. Gate'e girerken şöyle bir fiş alıyorsunuz. Bakın burada ne diyor? 2 hours or $15 for 24 hour free. And if you like me too, then we have something in common for sure. Yani park yapmak istiyorsan buraya bu ticket'ı aldıktan sonra 2 saat bedava. 2 saati geçersen 24 saatlik periyot için $15. Ondan sonra altında bak. Free with 75 gallon fuel purchase or $50 inside or purchase. Inside or shop purchase. I'm so sorry. Attention please. Turkish Airlines yani ki, flight number TV
Burada arabanızı park etmek istiyor iseniz. 2 saat uğrayıp çıkacaksınız, sonra bir daha gireceksiniz, bir 2 saat daha duracaksınız, bir daha gir çık gir çık derken bunu 24 saatte 12 kez girerek I am fuck you. Yani 24 saat ihtiyacınız varsa 12 kez gir çık yaparak bedavaya getirebilirsiniz. Bak burada Türk'ün zekasıyla oynuyorlar kardeşim. Ki ben öyle bir şey yapmadım çünkü arabam yani gerek de yok. Hani öyle de bir ihtimal var. Ya da 15 dolar veriyorsun, arabanı hiç kımıldatmıyorsun. Ya da 75 galon yaklaşık 300 litreye yakın mazot alıyorsun. Diyor ki bedavaya kullanabilirsin ki ben yakıt kartım burada geçerli değil. Ya da içeriden 50 dolarlık alışveriş yapabilirsin. Ben de ne yaptım? 60 dolarlık alışveriş yaptım. 10 dolar da benden olsun dedim. Ne aldım 60 dolara? Dün akşam da aldıklarım var. Bak şimdi neler neler aldım, bunları göstereyim. Bakın bu Yunan zeytini. Kesin Türk bu da, üstüne Yunan yaftası falan var işte. Ne kadar bu? Gramı da yazmıyor ki anasını satayım. Ya olsun olsun da, aha, 140 gram. Bak şu 5 dolar. Kemal Sunal filmine döndük anasını satayım. Sonra başka ne aldım? Ne diyor bu? Fix bread. Neymiş? İncir reçeli. Bayılırım. Estağfurullah yeğenim, ben zencinin boynuma dolar. Pakette başka bir şey var. Onu kimsenin görmesine gerek yok. 18 yaş altı arkadaşlarımız için zararlı. 18 üstü olunca her şey mübah. Şimdi burada yeşil ve siyah zeytin ve beyaz peynir, böyle zeytinyağın içinde güzel bir karışım var. Dün akşam denedim, efsane. Sonra gittim bir tane daha aldım. Yani şu görmüş olduğunuz 3 şeye 15 dolar mı 16 dolar mı öyle bir para verdim. Nerede bu fişi? Ha bir de kahve var. Onu da göstereyim. Böyle güzel çekilmiş. OH diye Danish Bakery. Danish ne oluyor lan, gülk oluyordu. Danish pastanesinden. Dunkin Donut'ta normal kahvaltı yaptık falan. Şimdi buraya gelelim. Kahve için 3 dolar ödemişim. İkinci sıradakini anlamasanız da olur. İncir reçeli için 4.99. 5 dolar vermişim. Berbat ortalık. Çok berbat ortalık. Karışık yani. İnsanlarda para yok. Bu karışımlı zeytinli peynirli zavazingo için, yiyecek için 7.99. 8 de gitsin. Sonra o işte 140 gramlık zeytin için de 6.29. Dolar. Bunların hepsi dolar. Çünkü biz burada Turkish lira kazanmıyoruz. Birim olarak düşünürseniz gayet uygun fiyatlar. Neyse. Oturduğum yerde çok konuştum. Hadi in. Yükü bırakacağım yere doğru yola çıkarken görüşürüz gencolar. Hadi in bays. Evet dostlar, yeni bir videonun yol kısmından selamlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba gibiyim diyemeyeceğim. Kar mı yağsam, yağmur olarak mı devam etsem, ne ödüğü belirli olmayan bir havayla mücadele içindeyim. Birazdan yükümüzü bırakacağız. Yine yüklerden Epiroc. Yani o geçen de bıraktığım, hangi kaç video önceydi bilmiyorum ama genelde bu aralar bu aletten taşıyoruz. Adamlar da beni çok iyi bildiği için sürekli yük veriyorlar. O yükleri alıyoruz, bir yerden bir yere taşıyoruz dostlar. Bir adet mesaj geldi ama sıkıntı yok. Çözdük yani. Neyse işte mevzuat bundan ibaret. Öyle dedim, sizi bir update yapayım. Birazdan çıkacağız. Çıkar çıkmaz yolun bir taraflarında sol yapacağız. Exit'ten çıkacağız, sol yapacağız. Hemen köprüyü geçer geçmez sağda ya da solda. Çok çok az kaldı. Orada bizim Harun'un şoförü de olabilir. Bakalım ne yapıyor? Uzbek kardeşimiz. Neydi ya? 46'dan çıkacağız. Burası 45. Bundan sonraki exit bizim exit'imiz. Aa, sağ yapacakmışız. Sonra sol yapacakmışız. Neyse kıvrılacağız biraz ama yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. Olmadığı kader. Lan inşallah şuradan sıcak bir yerlere gideriz artık ya. Hava gerçekten cozuttu yani. Şuradan çıkış sinyalimizi alalım. Bakalım buradan çıkışımızı alalım. Tamam. İlk sağdan sağ, sonra ilk soldan sol yapıyor. Sol yap diyor. Tamam yapalım. Ne var yani? Sağda var mı? İlk soldan da sol yapacağız. Aracın kıçı biraz dışarıda kalacak ama. Yol mühendislerine selam olsun yine. Buradan da sol yapıyoruz. Yuh. Yuh. Nasıl bir yol? Az önce tabela vardı, 3 tondan fazla trak olmaz diye de. Orası değil galiba orası. Aynen, ben buradan döneceğim. Evet, devam edersen bu yolu. 3 ton. Şimdi buradan sol yapalım. Köprünün altından. Nerede bizim kağıdımız? Epiroc USA. Çıkış yok diyor. Evet, Epiroc burası. Buradan ne yapıyoruz acaba? Sağ mı dönüyoruz? Ne yapıyoruz?
As, bok gibi yerde yük bırakacağız. İşte diyorum ya, böyle multimilyoner adamlarsınız. Şuraya bir giriş, yani giriş diyorum pardon, giriş hadi eyvallah da. Bu iplere buraya çekmiş. Dingeli kaldıralım. Hala nefret ediyorum var ya şöyle yerlerden. Her tarafımız çamur çorak içinde olacak şimdi ya. Hey Allah'ım ya. Girmek de bilet kardeşim. Tekerlekler 8 gibi yamuluyor ondan sonra. Neyse girdik de. Ya şurada yük bırakılır mı ya? Şuradan döneceğiz herhalde. Batmazsak iyi. Batmazsak iyi. Törnün. Ya neye sinir oluyorum biliyor musunuz? Aracı temizliyorsun. Böyle dangalakların yerine geliyorsun ya. Şimdi işin gücün yoksa batakta, çamurda, çatlakta, patlakta yük bırak. Ya çekin bu makineyi de buraya dönerken. Araba da çamur olacak tabii. Harun'un şoförü de burada. O yükünü bırakmış. Adam 2 saat olmuş yük bırakalı hala daha bekliyor. Oba. Evet, dondurucu kondisyonda diyor. Biz buradan şuraya çarpmadan çıkma şansımız yok herhalde. Deneyek. İp ne güzel yere park etmiş, biz uğraşacağız şimdi. Şuraya bak. How you doing my friend? Lan lan abi. Aleyküm selam. Yeah, this is a good spot. Yeah, but over here is fucked up. Over here is fucked up a little bit. Because it's like this. So for me, I can't get there. I try it. Or I can back up there if you like. Yeah, if you could back up there. Perfect. I mean, we could have trucks running in and out of here. Perfect, perfect. Yep. Güzel, şuraya çekeceğiz arabayı. En azından burası biraz daha iyi olur. Buradan direkt straight bir şekilde çıkarız. Amma soğuk varmış ha. Öh be. Ha, tamam. En azından biraz daha iyi. Ops, pardon. Yanlış dingil. Şimdi ayakkabımızı çıkartalım. Diğer ayakkabımızı yerinden alalım. Boş bırakmaya gelmiyor. Biz ayakkabıyı nereye koyduk? Lan. Ayakkabı nerede? Şurada poşetin içinde olabilir mi acaba? Şurada bir tişört var. Burada da yok. Ne yaptım da ben ayakkabıyı? Burada yıkanmış çamaşırlar var. Şurada da iki tane yastık kılıfı vardı. Öyle sıkıştırdım buraya ama. Burada yok. Bu şortu giydim ben 2 gün önce. Aha buradaymış lan. Bakan kör. Bildiğim bakan kör. Evet bu burada. Şu çantamızı şuraya atalım. Evet. Şu kemer de tişörtü de biraz içeri alalım. Bu tamam. Dostlar. Şimdi şu kamerayı dışarıya ayarlayayım da. Bunları kapatıyorum. Dışarıda görüşürüz. Malzemeleri indirdik. Yani yükü indirdik. Orada. Geri kalan bunlar. Bunlarla uğraşacağız.
Burada bir kaçak başladı. Bu kaçağı halletmem lazım. Şurada. İnşallah bir şey olmaz olur yani. Olursa artık körleyeceğiz. Hadi tamircide görüştük. Arkadaşlar, hepiciklerinize videonun geri kalan kısmından selamlar tekrardan. Of, uyuyakalmışım ya. Saat 7'de bu yükü almam lazımdı benim. 7.30'da Brokur aradı. Neredesin lan dedi. Ne oluyor lan? Tabii öyle demedi de yani. Dese de bir şey diyemezdin. Aşkım, ev boş akşam bana gelsene. Kapıdayım aga. Adam arayacaktı birisi gelip. Şu anda askerinin içindeyim. Az önce şurada gate'den geçtik. Adam kapıya işte. Neydi Hababam sınıfındaki? Aç kapıyı ne efendi? Aç kapıyı Veysel efendi. Bir şey efendi dedi ya. Ne giriyorum. Neyse. Buraya kendi başıma girmemi istemiyor. Dışarıda mikrofon olayı sıkıntı olacak. Ben hala uyuyorum ha. Bu kamerayı açtım ama hala uyuyorum. Peki uyumadan evvel neler hissediyorsunuz? Halil Bey. Neyse adam gelecek işte birazdan. Oğlum çekiyorsan çek, adam hasta. Acelen nedir? Nedir bu içindeki stresin, sıkıntın? They say they come and escort you. Hello motherfucker. Öyle de güzel bir hava var ki. İçin açılır böyle ha. Nasıl sattım onun yerinde. Geçen kar yağmış buraya bir kere. Hangi yüktü la o? Ha şu yola ize sığmadığım yük vardı ya. Sioux City dediğim. Oraya doğru giderken burada durmuştum. Burada mazot almıştım şu dün akşamki tır durağında. Öyle yani. Bu da legal bir military vehicle. Vehicle. Gel la yüce adını. Avradı. Avradı, avradı. Sol taraflarda şeyler var. Adamlar uçağı kullanmadığını sanki tarlaya patates ekiyor anasını satayım. Kullanmadığını gelmiş müze şeyi gibi koymuş oralara. Lan inşallah unutmadınız beni ha burada. Neyse şu herifler bir gelsin de. Aha geliyor galiba abi. Sen misin lan o? Neye geldin lan? Nereye gidiyorsun? Şu öndeki siyah pick-up truck. Bence o. Sizce ney? Sakın gelirsin. O değilse bu herhalde. Bence de bu. Sen de mi değilsin? Bu da mı gol değil be? Senin de ne? Yok canım sen değilsindir. Önden gelen lava bak. Sen mi bana eskortla geleceksin? Askeriyenin de lobede böyle oluyor herhalde. Bak arkada göt tarafta paspas yok. Bizde olsa hemen geç. Haşırttı Blackboard. Neyse şu adamlar gelsin de görüşürüz dostlar. Açacağım sonra kamerayı. Az önce boşuna söyledim la adama. Oymuş. Evet. Bizi hemen şöyle sağ tarafta adını bilmediğim bir adet uçak karşılıyor. Sol tarafta da aynı. Ulan Cem Yılmaz'ın filminde Arak'ta mıydı, Gora'da mıydı? Sucuk ağacı vardı. Burada uçak ağacı var anasını satayım. Her taraf uçak. Bu hangisi acaba? Anlayanlarınız yazar aşağı zaten. Ben şimdi birinin ismini yanlış söylerim, linç edersiniz beni. Ooo öyle değildi böyle falan diye. Yapıyorsunuz, bazılarınız yapıyor öyle. Hiç boşuna bizimle dalga geçiyor demeyin yani. Aşağıdaki yorumları yardırıyorsunuz. Tamam. Evet, yarışmacımız Yaşar. Biz geniş döneceğiz. Çünkü niye? Biz koca götlüleriz. Çık giden. Yürü. Mükemmel bir atış. Dün bir tıraş olayım dedim. Şu beni soktukları hale bak ya. Gidip 80 yaşında neneye tıraş olursan sanki mahallede Yusuf var, bizim de gittik tıraş olduk. Yusuf da çocukluğumun berberi ya. Bizden ya. Nerede yükleyeceğiniz acaba? Hava kontrol stadyum bilmem ne. Neyse dostlar, burada sonraki bölümde kamera mamara çekmeyeyim. Sıkıntı yerlere doğru geliyorum. Daha sokacağım mı oğlum beni? Havalanına sok ya. Valla. Piste gideyim, uçakla yarışalım. Sol tarafta pist var. Yok canım. Daha oraya giriyor ya. Ne yapacaksın? Uçağın kargo gerisi şeyine geri sokturacak mı? Aha kuleye geldik lan. Bu kuledekilerin işi de zor. Emir gelmeden uçağı indirtmezsin. Havada dur. Öyle dönsün şey gibi. Teleferik gibi. Harbiden kuleye getirdiniz oğlum beni ya. Piste mi sokacaksınız? Ne yapacaksınız? Piste girmekle sıkıntı. Veriyorlar eline bir tornavida. Lastiklerin arasındaki taşları sök, süpür. Neymiş? Uçağın motoruna zarar geliyormuş. O kadarcık kuş boku kadar taştan da zarar gelecekse tamam. Ama şu soldaki fena değil ha. Aha. Harbiden kuleye getirdi. Kule diyorum, piste getirdi ya. Uçağın altına girip yük alacağız herhalde bak.
Daha uçak orada. Ha, sol taraf. Bana Humvee yükleyecekti bunlar. Şurada Zavazinga vardı o. Neyse dostlar, buradan sonraki bölüm sıkıntılı, görüştük. Evet arkadaşlar, saplamanın mucidi askerler. Ben kimi saplayayım abi? Az kalsın bana sapla diye bağıracaklardı. Ya iki tane Humvee verelim sana dediler. Dedim ki bak oğlum, ben buraya bir taneye geldim. Bütün psikolojimi bunun üzerine ayarladım. Bana iki tane Humvee vermeyeyim. Bir tane yazıyordu dedim. Sonra bir ışık gördüm. Yok görmedim. Dedim ki güzelce anlattın. Dedim ki bak kardeş, şimdi ben 7 dingilli bir aracım. Benim ağırlığım normal değil. Daha önce iki tane taşımadım mı? Tabii ki taşıdım dedim ne? Ama nasıl taşıdım? O zaman 5 dingil vardı. Ve bu kadar ağır değildim. Şimdi bunu alacağım, 80 bin pound'un üstüne çıkacağız. You know what I mean dedim. Sonra buralardan pens attılar, bir şey oldu. Yok yok, olmadı öyle şeyler. Biraz Cem Yılmaz şakası yapalım dedik ama bu şakaları Cem Yılmaz'dan başka kim yaparsa güzel olmuyor. Ona özel kardeşim. Adamın rolünü çalmayacaksın. Oh, tekrardan kuleye selam olsun. Uçakla hangara gelen yükleri aldık artık. Nerede seviştiler, nerede savaştılar, oralarını bilemiyoruz. Burada da görülecek bir şey yok. Dışarı çıkayım da şunu da bir çıkartmam lazım. Sıçan gibi ıslandım valla. Bak şuraya bak. Yani buna Gelberi'ye Gelberi, Berberi'de Berberi diye bir şarkı var. Oh dondum lan. Şimdi ısınmaya başladık ama. Parmaklar donmuştu ya, çok kötü az önce. Bir de benim parmakla şurada sıkıntı var. Nereden dönüyorduk? Buradan bir yerden döneceğiz. Amma velak. Burası mıydı orası? Neyse gidelim bakalım. Altın üstüne getirelim Amerikalıların. Polat Alemdar gibi. Şakma bir Amerikan üstüne girmiyoruz. Gayet halis molis. Amerikan üstü kardeşim. Herhalde şuradan dönüyoruz. Değil mi? Bakayım buradan mı dönelim? Buradan mı dönelim? Yok şuradan dönebiliriz. Yani şuradan bir yerden sol yapalım. Bir günde dolanma be. Bence yanlış girdim. Yo doğru girmiş de olabilirim mi acaba? Belki burasıdır. E girelim de görelim işte. Ne baktın, dönemeyeceğim mi sandın oğlum? Şimdi ananı laciverde boyadım. Galiba burası, evet evet. Vallahi unutmuşum nereden gireceğimi. Gayet güzel, evet. Şu uçakların olduğu yeri bir daha görelim ya. Hoşuma gitti az önce çünkü yağmur yağıyordu. Senin Allah cezanı verecek lan. 80 yaşındakini niye ben bir daha mı tıraş olurum ya? Oğlum Yusuf, bunlar hep senin yüzünden var ya. Gelemedin bir türlü şu lanet olası ülkeye. Evet doğru. Polis arabası sağdaysa tabii ki ya. Buradan sağ yapıyoruz. Otomatik de olsa bazen downshift'inizi kendiniz yapmanız lazım. Yoksa it gibi titriyor araba. Aynen sağ tarafta uçaklar, tanklar, tüfekler, şelaylar. Şurada kesin komutanlar oturuyor. Güzel manzarası var. Of, az önce ne dondu elim be. US Air Force. 2 numaralı kuyruk, 3 numaralı kuyruk. Sağdaki, soldaki ayrı. Güzel, böyle bir fener alayı gibi geçtik gidiyoruz buradan. Ahan da bir tır daha geliyor. Evet, sen kimsin ki? Bu bizim Türk çocuklardan birisi galiba. Direksiyonda uyuyakalmış. O kadar mı çektin oğlum akşam? O kadar mı yaptın? Ne yaptın ya? Evet, askeriyeden çıkışımızı aldık dostlar. Şimdi şu ileride bir restoran falan bir şey olması lazım. Oraya bir bakayım ben. Yiyecek bir şey varsa, yiyebilirsek orada da çekerim. Yemezsek şimdiden bir sonraki videoda hepinizle tekrardan görüşmek dileğiyle. Restoranda bir iki çekim yapabilirim belki. Orada kapatırız. Kapatmazsak da kalın sağlıcakla. Görüşürüz. Dostlar bu da videonun bonusu olsun. Hava güzel. Bu da bir adet Humvee. Bunlar herhalde Irak'ta Mırak'ta kullandılar zamanında. Çöl kaplanlarında falan. Açılınca herhalde. Ananı avradını oğlum dur. Şunun kalınlığına bak ya. Ananı avradını kapan. Oğlum bu kadar ağır kapı yapılır mı ya? Adamlar bir de bunu koymuş. Bunu çevirip de ikisini bir çek diye. Şu aynaları da katlamıştım.
Ama felaket. Güzel. Evinin nikahı açıldı. Ayna takılmış. Ben de diyorum. Niye açıldı? Evet, her şey burada. Bir çalıştırak mı la bunu? Çalıştıralım bakalım. Aha, kontağı açık unutmuşlar. Sese bak. Anasını sattım. Kapı kapı değil. Yuh yani. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler dostlar. Kendinize cici bakın. Ben bir Meksikan restoranı buldum. Oraya gazlayıp gideceğiz artık. Hadi bay bay.